Evet, İstanbul Havaalanı'ndan başladık. Nereye gidiyoruz? Sarjah. Sarjah'tan nereye? Bangkok. Tayland. Gidelim de Tayland'ı görelim. 1000 euro prolarımızı aldık. Tabii. Küba prolarımızı. Prolar, niye bu kadar pahalı prolar? Ufak bir pazarlıkla 900'e bitirdik. Yani. Güzeldi ama. Güzel pazarlık. Bu arada Sarjah, Dubai arası 25 dakikaymış. Giderken değil, dönerken. Gideceğiz, günübirlik vize aldık. 24 saatlik. Deneyelim bakalım. Evet, Bangkok, Sharjah Havaalanı'ndan şimdi yola çıkıyoruz. Hazır mıyız Hasan'cığım? Çok hazır. Bak bak. Hüsnü Hocam hazır mıyız? قبل مغادرة الطائرة يرجى أخذ جميع أمتعتكم الشخصية كما يرجى. Yalnız gördüğüm en eğlenceli üst geçti. Klimalı yolu. Onun böyle üst geçit mi olur? Çok iyiymiş. Yalnız çoğu insanda şemsiye var. Güneşten korunmak için şemsiye kullanıyorlar. Biz tabii esmer çocuk olduğumuz için anlatıyoruz kendimizi güneşten. Liseliler böyle üniformayla geziyor. Üniforma güzel olay ya. Bizde kaldırdılar ama seviyordum ben. Meymuz yazmış. Teşekkür. Karpuzlu meymuz içiyorlar. Ben Dirty Coffee içiyorum. Dirty Coffee'ymiş. Nasıl bir şey bakalım. Güzel ama ha kahvesi. Sevdim. Burada yeşillikler var. Salataya konulan. Salataya özel. Bunu içmeyeyim kendime gelemiyorum. My friend, your name? Burak, Burak. Burak, Burak. Burak, Burak. Adını para koymuş. Adam adını para koymuş. Bat. Batın açık olsun. Sese bak, sese. Bin sis. Bin arar kanka. Bin arar mı? Aragaz'ın ses bin arar geliyor. Vudulufum. Neydi Hasan'cığım buranın adı? Çatı çat, çatır çatır. Çatı çak. Evet, burası bir kapalı çarşı. Böyle bir çarşı işte. Kimono alalım mı kanka? Neyi? Kimono falan alalım mı? Ne alalım mı? Kimono. Kimono. O tarzda şeyler var mı? Şurayı. Şimdi yemeklerime geldi. Mangolar. Böyle abidik gubidik şeyler yiyorlar. Hiçbir özelliği olmayan plastik sandalyeler. Masalar. Ağır bir yağ kokusu. Sterilizasyon takıntısı olan aramasın. Oğlum zaten sıcak, bir de var ya ekstradan şey yapıyor. Bu ne? Domuz mu? Kızarmış tavuk. Domuz. Hello. Aa, döner de var kanka bak. Gördün mü? Ahtapotlar, ıstakozlar, karidesler. Şu ne? Yengeç herhalde bu da. Aynen, minik yengeç.
Orasından girdik, burasından çıktık. İşte yemekler, memekler, alışveriş yapacak şeyler. Önde böyle tuktuklar, taksiler var. Kendini de çağırıyoruz internetten. Welcome to Thailand. Yok lan 5 lira yapma ya. 25. 25 lira. Normal bizde çikolatalar da var ya. Değişik şeyler de var. Ne var kanka? Domuz ürünleri çok var bunlar değil mi? Ha? Ne bunlar? Bak domuz ürünleri. Soğuk sandviçler ne kadar lan farklı? Yok. Nasıl kadar soğuk sandviç? Türkiye'de çoğu insanın seveceği, son zamanlarda fark ettiğim üzere genç kızların sevgilisi noodle'lar, böyle çeşit çeşit. Evet, şimdi benim ilgi alanım cipsler. Bakkaridesli cips var, onu deneyeceğim. Domatesli var. Şu da iyi duruyor. Cheese ball. Acılılar. Evet, bunların çoğunu deneyeceğim. Domuzsuz olanlarını en azından. Ne kadarmış bak, 20 baht. Ucuz abi Türkiye'ye göre. Yine ucuz yani. Eskiden daha da ucuzmuş da. Bulaşık detay şeyimi, süngerimi yemek oldu. Baksana kardeşim. Bakayım. Arada kaldı. Kanka o kek gibi duruyor ama bulaşık süngeri dedim. Süt kek kek. Bunlar da çerez gibi kıtır kıtır bir şeye benziyor. Bak patates var hazır kesilmiş. Bizim barbeküsü de varmış. Patlı karidesli normal fıstık iyiydi. Vate fıstığı güzel ama aşırı acı. Yani ben yiyorum ama acı sevmiyorsanız ben çok yok. Ama bu bak tek geçiyorum. Karidesli cips tamam mı? DR markası. Efsane güzel. Öyle böyle değil. Burayı bir anasını ağlatıp bıraktınız abi. Abi ben bunu aldım. Karidesi helaldi zaten bunu. Bu ne? Evet, metroya da baktık. 23-24 baht falan bir bilet. Bence uygun. Hele bir de 3-4 kişi geziyorsanız normalde. Yine bir de kurtarıyor. Biz mesela 3 kişi geldiğimiz yere yani 100 baht falan gelirmiş. İnsanları çok tatlı ama ya. Bu arada o cipsi denememiz lazım. Evet, Bangkok'un kalbindeyiz. Dikey kentleşme çok fazla burada gerçekten. Hep böyle bak yüksek binalar var. Güzel. Ama böyle tatlı eski kalmış şeyler de var aralarda. Birazdan otelimizi de çekeceğim. Koşuma git. Bak ne yazıyor? 24 saat gym access. Sen de gece 3'te de istersen gel spor yap. Ne olursan ol yine gel diyor abi. İşte böyle olması lazım. Böyle çok havadar otobüsler. Camlar açık. Zaten açık olmasa ölürsün. Yani klima yok muhtemelen. Bunlar çok eski tip. Ama kim ne derse desin şehirleşmeleri güzel. Yani yollar 3 şerit, 4 şerit. Gidiş gelişli ana hatlar. İşte peyzajları olsun. İşte kaldırımlar. Bizim İstanbul gibi rastgele haldır uldur, hadi buradan geç, şuradan geç yok. Bayağı oturmuş, ben şaşırdım yani. Bak görüyor musun 4 şerit? Öbür tarafta 4 şerit. Kavşaklar, kimse kornaya basmıyor abi. Kimse. Kavşağa geliyor, herkes kimin yol üstünlüğü varsa biliyor. O yüzden bak bu kadar motorlu var, bir tane motor kazası görmedim. Dışarıdan şöyle bir yer gördüm. Girmeden edemem dedim. Bak şurada da humus kafası diye bir yer var. Otel falan yazıyor yanında da. Otelmiş. Aa baksana bahçenin güzelliğine ya. Burası restoran herhalde.
Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Baksana bahçeye. Evde çok tatlı, güzel de bir restoran. Kanka çok da akşam gelip burada bir çay kahve içtir yani, şöyle güzel. Çok güzel, ben çok sevdim. Baksana abi, dışarıdan duruşu, içerisi falan da güzel. Şurası da güzel de ben buraya ayrı bayıldım ya. Abi bak, aslında çok tek düze bir binayken. Ve bereketin önemi var. Aşk merdivenlerini görüyor musun? Ne kadar büyümüş sakin aşağı kadar. Şu bitkiler var ya, aşk merdiveni mi deniyor, bir şey deniyor buna. Ne kadar güzel durmuş. Sokakları çok tatlı ya. Yani sokağa bakarak bile mutlu olabiliyorsun. Altyapıları çok düzgün. Kanka masajlar çok güzel. Abi değişik değişik mimariler var böyle. Renk uyumu çok güzel yalnız. Evet. Böyle bir İtalyan pizzasını yiyelim dedik. İtalyan restoranı var. Bak böyle 4 peynirli pizza 580 bah. Pizza a la salsicca mı ne artık şey neyse. 480. 480. Bak genelde 480, 580 o aralıkta. Ama burası lüks sayılabilecek bir restoran. Gelecek olan olursa hemen gösterelim. Bak görüyor musun? Sabun, el kremi, tuvalet. Şu çok hayat kurtarır arkadaşlar. Güzel yani, temiz olmasını sevdim. Pizzamızı yedik. Mümkün mertebe 4 peynirli pizza. Hem helal hem kafan rahat. Diğerlerinde bir böyle bir yağları mağları garip bir insan. Ondan sonra. Şimdi Hüsnü hocam bizi bir yerlere götürüyor. Bakalım nereye gidiyoruz. Hüsnü hocam bizi nereye götürüyorsun? Benim oda ya. Ne adı? Cowboy. Cowboy mu? Cowboy. Ne kadar renkli ya. Kanka pufar var. Ha? Şuradan sen pufar. Valla bakalım karşıda. O ne kadar ışıl ışıl ya. Akkara. Yes kanka. Bu da böyle bir sokak işte. Barların bazı takatılar illa gel diyor. Herhalde konsomatris gibi bir şey bilmiyor. Ama çok sıcak. Bak şimdi adamlar şöyle güzel bir şey yapmış. Yaya geçti var ya, üstü böyle çıktı. Onları birleştirmiş. Ortada da böyle köprü yapmış. Çıktın, ileride bir yerde ineceksin. Abi böyle gidiyorsun. Hem yukarıdan dükkanları seyrediyorsun. Abla diyorsun alındı. Böyle güzel. Evet, burada da Türkiye'deki gibi dayanamayıp yaya şeridinden değil, yolun ortasından geçtik. Niye? Çünkü kültür vazgeçilmez bir şey. Her yerde geçiyor, yatıyor içeri, ayaklarına masaj yapıyorlar. Aslında mantıklı, o kadar yürüyerek geziyor. Bunlarca. Gez o aşırı oldu mu, ayağın iki oldu. 150-200 bak falan diyorlar zaten. Ah. Yes kanka. Bisküvi jambal mı ya?
Komşu kızını zapt eyle, yaylalar yaylalar, bizim oğlan aşıktır, dilo dilo yaylalar.